Çizgi filmlerin korkunç etkileri. Küreselleşen dünya, insanlar üzerinde etkisini öncelikle gazeteler ve televizyonla, şimdilerde ise YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarıyla göstermeye başladı. Buralardan en fazla etkilenen kitle, kimsenin aklına gelmese de çocuklar oldu. Türkiye'de ortalama olarak 54 milyon insan düzenli olarak internet kullanıyor. Kaç tanesinin çocuk olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Çocuk yaştaki çizgi film izleyicileri kendileri ile izledikleri çizgi film kahramanları arasında bir bağ kuruyor. Televizyon ilk ortaya çıktığı 70'li yıllarda insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda şiddetin gözle görülür derecede arttığını biliyoruz. Büyük yaştaki insanlar reklamların bitmesini beklerken küçük yaştaki çocuklar reklamların çıkmasını bekler. Çok sık şekilde kamera açısının değişmesi, reklam filmlerinin rengarenk olması çocuklara dikkat çekici gelir. Oysa bu süre çocukların hem obezite olmasını hem şiddetten etkilenmesini artırır. Aynı etki çizgi film için de geçerlidir. 80'ler kuşağı çizgi filmleri manzaralı filmler olarak tarif eder. Genelde haydi izlenmiştir. 90'lar için bu Pokemon'a dönüşür. Fakat 2010 ve 2020'li yıllara geldiğimiz zaman çizgi filmleri izleme noktası YouTube olur. YouTube, milyonlarca saat videonun olduğu bir sosyal mecra. Son zamanlarda çocuklara özel videoların ayrılması için çalışmalar yapılsa da çocukların reklam izlememeleri için belirli bir para yatırmak gerekiyor. Eskilerden izlediğimiz çizgi filmlerin yerini şimdilerde paket açılımları aldı. Sadece süpürge açtığı ve süpürge çalıştırdığı için 10 milyon izlenen video var. Bir çocuğun 10 defa bunu izlediğini varsayarsak bile 1 milyon ayrı çocuğa bu videonun izletildiğini söyleyebiliriz. Peki çocukları bu kadar hipnoz eden süpürge sesinin gelecekteki etkiler hakkında bir fikrimiz var mı? 2-7 yaş aralığındaki çocuklar için izledikleri şeyler daha önemlidir. Onlar düşük yaşlara oranla daha fazla etkilenirler. Sebebine gelecek olursak bellekleri daha gelişmemiştir. Televizyondaki şiddet içeren filmlerin çocukları olumsuz yönde etkilediği yapılan araştırmalarda görülmüştür. Aynı etkileri çizgi filmler üzerinde de görebiliriz. Sözde rekabet yaratmak isterken canavarların birbiriyle savaştığı çizgi filmler ortaya çıkmıştır. Çocuklar üzerine çizgi filmlerin çok farklı etkisi vardır. Sürekli çocuğu ile aynı ortamda bulunan anne babalar, ortamda sessizliği sağlamak için çizgi filmi bir çözüm olarak bulmuştur. Görülür ki çizgi film izleyen bir çocukla konuşmak çok zordur. Çizgi film onu etkisi altına alır. Konuşmakta ısrar edildiğinde çocuklarda hırçınlaşma ve aşırı sessizliğe bürünme görülür. Çocuklara subliminal mesaj vermek için en iyi, en kolay yol ona izletilen çizgi filmlerdir. Günlük yaşamlarımızda hiç alışkın olmadığımız kıyafetler, hiç alışık olmadığımız saç renkleri çocuklara sıradan gelmeye başlar. Sürekli kısa elbiseler giyen, pembe saçları olan bu çizgi film karakterleri kendisini izleyen milyonlarca çocuğu o yönde etkilemeye başarır. Tıpkı günümüz pembe dizilerinin insanları başarıya giden yolda her şey mübahtır öğretisini öğrettiği gibi. Çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda çocuklar Spider-Man, Superman, Batman, Pamuk Prenses, Pepe karakterleri ile kendilerini özleştiriyorlar. Çünkü onların dış görünüşleri, yaptıkları eylemleri, doğaüstü yeteneklerini kendilerini görmek istiyorlar. Aile büyükleri bu tip durumları önemsemiyor. Fakat Spider-Man ağ atabilen, Superman uçabilen, Pamuk Prenses zehirlenip uykuda iken öpülen, Batman geceleri kötülerle savaşan birer kahramanlar. Küçük yaşlarda çocukları izlediğimizde kendilerini özdeşleştikleri kahramanların yaptıkları eylemleri yapabileceklerini sanıyorlar. Defalarca kez haberlerde uçmaya çalışan çocukları gördük. Tam tersi etkiden de bahsetmek gerekir. Sürekli uçan bir karakterin çocuklara korkutucu gelmesi üzerine uçmaktan korkuyorum, ağ atmaktan korkuyorum gibi etkileri olabilir. Çizgi filmlerin gerçek olmayan özelliklerini bilmediklerinden tamamen gerçek gibi kabul edebilir ve yeni korkular yaratabilirler. Bir YouTube kanalını sürekli izleyen küçük yaştaki bir çocuğun elinden o kanalı aldığınızda bir bağımlının verdiği tepkinin benzerini göreceksiniz. Televizyon günümüzde elektronik tadı olarak görülüyor. Çünkü hayat kolaylaştırıyor. Binlerce rengin içinde gelen tuvaletini bile önemsemeyen çocuklar yerlerinden kalkmıyorlar.
İşin kötüsü çizgi filmler artık 7/24 yayında. Günlük 2 saat bu çizgi filmlerle zaman geçiren bir çocuk kendisini çizgi film karakteriyle özdeşleştirir. Televizyonlarda çıkan çizgi filmler denetlense de internet üzerinde denetlenmeyen bir sürü çizgi film var. Çizgi filmde gördü diye 5 yaşındaki çocuğun sigaraya başlama şansının olmadığını düşünürüz. Oysa sigaraya başlama büyük çoğunlukla özenmekte başlar. Hep içinde onu deneme isteği taşıyan kişi bir gün mutlaka dener. Kapitalist sistemde temel amaç insanlara ürün satmaktır. Ürünü satabilmenin ilk kuralı bir kişi eksikliğini hissettirmekten geçer. Batman tişörtlerini giyen çocuklar sizce siyah renkten hoşlandıkları için mi bu tişörtü giymeye başlarlar? Yoksa Batman'i örnek aldıkları için ve o gibi yaşamak istedikleri için mi? Ortaya atılan bir diğer teori şu şekildedir. Tüm bu çocuklara yönelik hazırlanan çizgi filmler çocuklara bir şeyler satabilmek içindir. Saat, kolye, oyuncak, kılık kıyafet. Dünyaca ünlenen hangi çizgi filmin lisans ürünü yoktur? Neredeyse hepsinin de vardır. Çocukların televizyon izleme sürelerini, annelerin eğitim durumları ve ailenin sosyoekonomik durumları etkiliyor. Zengin bir ailenin çocuğu az etkilenirken maddi durumu ortalamanın altında olan ailelerde çocuklar çok fazla televizyon izlerler ve satış stratejisinden daha fazla etkilenirler. Maddi durumu kötü olan çocuk bu tür ürünleri daha fazla almak ister. Araştırmalar reklamların 10 aylık çocukları bile etkileyebileceğini gösteriyor. Yaşın bu kadar küçülmesi reklam verenlerin bebekleri bile potansiyel tüketici olarak görmesine sebep oluyor. En savunmasız yaş grubu para ile kandırılabilecek düzeye geliyor. Bunun yanında hiç ihtiyaç olmayan bir ürüne o dönemin en sevilen çizgi film karakteri yerleştirilerek çocuklara ürünü satmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tom ve Jerry gibi eğlence içerikli çizgi filmler büyüklere daha zararsız gelir. Oysa çizgi film detaylı incelendiğinde iki tür arasında sürekli bir çatışma vardır. Sadece şiddet olayları mizaha dönüştürülür. Başlarından birçok olay geçer. Köpek ısırır, üstlerinden tren geçer. Yüksekten düşerler ancak hayatlarına devam ederler. Çocuğun hafızasına bu durum birine şiddet uyguladığında veya hayatı tehlikeye atacak davranışlarda bulunduğunda kimsenin başına bir şey gelmez mesajı verir. Daha kötü, daha acı durumlar artık çocuklar için mizah aracı olarak görülebilir. Uzun süreli olarak şiddet ögelerine maruz kalan çocuklar bunu sıradan görmeye başlarlar. Büyüdükleri zaman sıradan olarak görürler. Peki çözüm için bizler neler yapabiliriz? Sosyal medya kullanımı için yaş kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Çocuğun çizgi film karşısında geçirdiği zaman mutlaka belli olmalıdır. Bu süreçte izlenenler bir büyük tarafından kontrol edilmelidir. Oynadıkları telefon ve bilgisayar oyunları önceden kontrol edilmelidir. Teknolojiye çok meraklı olan çocuklar robotik kodlama gibi yönlere yönlendirilmelidir. Çizgi film karakterleri iyi analiz edilmelidir. Yeni videolar için videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.